Merhaba Şehmus Bey. Merhaba Nermin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Bilmiyorum, Amerika için iyi sabahlar mı dememiz gerekiyor? Yok, Yok. saat öğlen, iki Öyle. saat içinde. İyi. İki İyi. insaflı saat. O zaman iyi günler, iyi öğleden sonraları Günler diyelim. size de iyi akşamlar, iyi Bize de iyi akşamlar. akşamlar. Evet. İyi gördüm sizi. Çok iyi fotoğraf veriyorsunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi Evet. de Evet. saatteki de görüyorum. Evet. Şükür, iyi bayramlar. Hepimize Nermin Hanım, isterseniz ben böyle kısa, yani biraz çok kısa olmasın çünkü sizin biyografiniz çok güçlü. Biraz sizi anlatayım. Sonra sözü size vereyim. Uygun görürseniz eğer. Tabii. Nasıl Tabii, evet. program alırsanız ben Evet. uyarım. Gayet tabii. Çok iyi. Yayın Ağacı'nın pek kıymetli takipçileri. Biliyorsunuz haftada bir, iki, bu hafta dört olacak. Akşamları saat 9 ile 10 arasında, 21-22 arasında sizlere, çok değerli dostlarımızı, arkadaşlarımızı, yazar, sanatçı, entelektüel kimlikli arkadaşlarımızı bulundukları mekanlardan bulunduğumuz mekana, iki mekanı buluşturarak konuk ediyoruz. Bu akşam okyanus ötesinden, epey öteden, Amerika'dan, New Jersey'den pek kıymetli Nermin Bezmen Teşekkür ederim. konuğumuz. Nermin Bezmen'i biz 2018'in sonunda Kasım ayında da Yayın Ağacı'na Evet. imzaya konuk etmiştik. Çok çok da ilgi görmüştü Nermin Hanım. Hatta o gelişinde Yayın Ağacı'na sevgili Yayın Ağacı'nın kurucusu Yusuf Serdar Esen'e ve benim üçümüzün beraber olduğumuz bir şeyde, bir sohbette gençlere yönelik bir edebiyat atölyesi kurmak üzere uygun bir tarihte o sözü de biz Nermin Bezmen'den almıştık. Ama işte Evet. maalesef Nermin Hanım'ın Amerika'da olması, geldiği vakitte kapış kapış bir yerlere işte davet edilmesi, özellikle İstanbul ve Hinterland'ında. Sonra da bu pandemi süreci başlayınca bizim o projemiz biraz akamete uğradı. Ama Maalesef. hala sözümüz söz. Bu Söz hengameler söz. bitince bir Diyarbakır Evet. programı yeniden Nermin Bezmen'le yapacağız, değil mi Nermin Hanım? Evet, sözümüz Evet, söz. sözümüz söz. Peki. Şimdi efendim, Nermin Hanım İstanbul'da Atatürk Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra American Field Service bursuyla gittiği Amerika'da, Nevada'da Basic High School'da şeref öğrencisi olarak mezun olmuş. Dönüşünde İstanbul Yüksek ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde Sevk ve İdare Asistanlığı bölümünü bitirmiş. Bu eğitiminden sonra işte sevk ve idare yöneticiliği anlamında sanayinin, ticaretin çeşitli alanlarında yöneticilikler yapmış. Ama bir taraftan da çok farklı alanlarda Nermin Hanım çalışmışsınız. Topkapı Sarayı'nda işte nakkaşhanede dilim sürçüyor. Tesis Teship ve evet. minyatür dersleri almışsınız. Çok yaratıcılık, yani bir yazar için çok kıymetli işler bunlar. Sonra Amerika'ya çocukların eğitimi üzerine gitmiş Nermin Bezmen. TRT'de canlı yayın sunuculuğu, akşam ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığı. Böyle epey bir çeşitli dallarda Çok. performansınız var. Evet. Yani insan o üç sayfalık şeyi, metni okuyunca yetişemiyor. Nasıl bu kadar Hiç gerek yok. yetiştiniz Hiç siz? gerek yok. Atlayın gitsin. Evet. Şiir, 91'de şiir kitabı çıkmış. Eğer bu akşam uygun görürseniz sizden bir de takipçilere, izleyicilere bir şiir okumanızı da isteyeceğim. Kabul ederseniz. Sonra 92'de sizin için çok çok önemli olan, ben biraz bugün dersime de çalıştım. Bildiğim kadarıyla sizin aile hikayeniz toplam 6 kitaptan oluşan bir külliyata dönüşmüş. Evet, evet. Kurt Seyit Şura'yla başlayan bir külliyat, bir serencam neredeyse. Evet, nehir Sanırım roman. Sanırım 1500 sayfaya, 2000 sayfaya yakın olmuştur 6 Evet. kitaplık bir külliyat. Bu çok kıymetli bu anlamda. Onu konuşacağız tabii. Onunla ilgili sorularım var size.
Hikaye, şiir, deneme, biyografi, kurgu, bildiğim kadarıyla iki de senaryo denemeniz var. Evet. Senaryo denemeniz var. Ayrıca Kurt Seyit Şura'nın diziye dönüşmesinde danışmanlık, dizinin senaryo evet. danışmanlığı var. Böyle bayağı bir meraklı, en iyisini, mükemmeli yakalamak anlamında bir takipçi tarafınız da var görebildiğim kadarıyla. Evet. Bu bir yazar için çok kıymetli tabii bana göre. Karakterleri ben mesela sizinle yapılan bir programda özellikle bu son kitabınız size bugün öğrendiğim kadarıyla Unutkan Aşk hala ulaşmamış. Bize ulaştı. Bize de bugün ulaştı. Yayın ağacına bugün geldi. Allah aşkına. Evet. Benden iyi durumdasınız. İyi durumdayız evet. Aslında daha erken gelirdi Nermin Hanım. Şundan dolayı araya bayram tatili süreci girince dağıtımlar bayram sürecinde maalesef çalışmıyorlar. O nedenle yayın ağacındaki arkadaşlar mecburen biraz geç edinebildiler kitabı. Ama yine de ulaştı bize. Bu iyi. En azından elimizde kitap var olarak konuşacağız. Daha ne diyeyim? Daha bence fazla bir şey demeyeyim. Çünkü sorularımıza yer kalsın. Ama belki kitaplardan birkaçının adını da telaffuz edelim. Sonra bir de ödüller var. Birkaç yerden ödüller de almışsınız. Bunlar da değerli ödüller. Şu an elimizde olan kitaplar aslında biraz benim editörünüz sevgili Necla ile Necla Feroğlu ile konuştuğumda bana o tüyoyu vermişti bugün. Bu Havva'nın Cezası sanırım biraz yani yeterince üzerinde durulamamış bu pandemi süreci öncesinde falan. Biraz haksızlık edilmiş bu kitaba anladığım kadarıyla. Aslında bu dönem itibariyle biraz daha üzerinde durulması gereken bir kitap belki de. Havva'nın Cezası, işte son kitap Unutkan Aşk, 6 kitaptan biri Şura, ondan sonra Sır, bizde olanları gösterebiliyorum ancak, yani hı hı. yayın ağacında olanları, Bir Harp Gelini, Bena'nın Defteri, Aurora'nın İncileri. Evet, o da Sır'ın devamıdır. Sır'ın zaten. Devamı, evet. Kilidir onlar. Gönderilmeyen Aşk. Ve Şeytanın İflası. Evet. Maalesef şiir kitabı, ilk çıkan kitap yok. Artık bu kadarla bu akşam yetineceğiz. Şimdi tekrar size hoş geldin diyorum Nermin Hanım. Ve... İlk sorumla başlıyorum. Atalarınızın hikayesi, hikayeleriyle anlatmaya, yazmaya başlamak bir tercih miydi? Mutlaka bir tercihti. Çünkü sizin çok güçlü bir aile, ata geçmişiniz var. İşte 1916'larda Çar'ın ordusunda bir bildiğim kadarıyla bir süvari üsteğmeni olan bir dedeniz Kurt Seyit. O ve onun aşkı. Bu önemli bir geçmiş, bunun izinden yürümek önemli. Bir masal kahramanı bir anlamda dede ama aslında masal kahramanı değil, aynı zamanda reel gerçek de bir kahraman. Yani böyle fi tarihinde, geçmişte, flu bir geçmişten bugüne akıp gelen bir kahraman değil. Reel bir kahraman aynı zamanda, iz bırakan ve hikayesi sürdürülerek kendini takip ettiren bir kahraman, bir dede var. 90'lı yılların başında kitap yayınlanıyor. Sonra siz epey direniyorsunuz. Çeşitli alanlardan size akıp geliyor. Bunun filmini yapalım, bunun dizisini çekelim diye. Siz bunların birçoğunu elinizin tersiyle itiyorsunuz. İçinize sinmiyor. En sonunda çok sağlam bir proje geliyor önünüze. Bakıyorsunuz ki iyi derslerine iyi çalışmışlar ve hikayeyi kavramışlar. O sizi de sarmış, sarmalamış, kucaklamış ve bunun üzerine bu dizinin çekilmesine karar veriyorsunuz. Ve dizide de siz de danışmanlık, senaryo danışmanlığı rolü üstleniyorsunuz. Bu nasıl oldu? Yazarlar
yani işte mesela dizide yazılırken senaryo değişiklikler yapıldı mı, müdahaleler oldu mu? Siz buna nasıl göz yumdunuz mu, yoksa içinize sindi mi o değişiklikler yapılınca? İşte biliyorsunuz edebiyatın dili ayrıdır. Sinemanın, görsel sanatların dili biraz daha farklıdır. Orada biraz daha kurguya, biraz daha insanların işte o anki görsel hafızasına müdahale etmeye daha çok hitap ederler. Bu nasıl oldu? Biraz böyle güzel bir şekilde böyle bu hikayeyi de bize anlatabilir misiniz? Gayet de Kitabın hikayesini. memnun. Evet. Gayet de memnuniyetle. Çok Çünkü konuştum, özür diliyorum. Önce onu rica söyleyeyim. ederim, rica ederim. Evet. Bu güzel bir ön açılış oldu. Ben de sizi keyifle dinledim. Şimdi öncelikle Kurs-i Eşşura nasıl ilk kitabım oldu? Tabii bugün geriye dönüp baktıktan sonra, 27 kitaptan sonra gerçekten çok çok iyi bir seçim yapmış olduğumu, bu kadar bana ait, kendi özümden, kanımdan, canımdan, aslında hikayesi sadece zihnimde değil, genlerimde yazılı olan hayatları anlatmış olmakla ne kadar isabet ettiğimi gittikçe daha iyi görüyorum. Bir kere ben hem anne hem baba tarafından, onların da anne ve babaları tarafından hep gönülsüz sürgünlerin, göçmenlerin çocuğuyum, torunuyum. Dolayısıyla benim bu göçten gelen bir hüzün hep aslında içimde hikayesi olan bir hüzündür. Ve çok minikliğimden beri ben bu ninelerimin, dedelerimin hikayeleriyle, bana anlatılan bütün masalların, efsanelerin yanı sıra onların öz hikayeleriyle o kadar haşır neşir olarak büyüdüm ki o hep içimde hem böyle hiç tedavisi olmayan bir hüzün, yani onların hüzünlerini, acılarını taşıyan bir tarafımı yarattı, çoğalttı. Diğer taraftan da çok erken yaşta olgunlaştırdı beni bu hikayeler. Eğer bugünkü böyle müdanasız, ayakları üstüne duran hayatın her dibi vurmuşluğunu, acısını, yokluğunu, yoksunluğunu, maddi, manevi, fiziki bütün rahatsızlıkları, acıları kuvvetle karşılayabiliyorsam ve kimseye el avuç açmadan mücadelesini yapıp kaldırıp öbür tarafa geçebiliyorsam, hayata devam edebiliyorsam, bunların en büyük sebebi, en başta gelen sebebi genlerimde yatan ve hikayeleri bana anlatılan bu nineler ve dedelerin hayatlarından aldığım esintilerdir. Evet. Bana müthiş güç vermişlerdir bütün bu hikayeleriyle. Fakat tabii ben bunları dinlerken romanlarını yazayım diye dinlemedim. Sadece en çok etkilendiğim kahramanım, çünkü bana en yakın zaman dilimiydi ve hayatı en net hatırlanandı anneannemden ve annemden dolayı. Annemin babası olan Evet. dedem, Evet. Kurt Seyit Eminov. Benim için onun maceralarını dinlerken hissettiğim şeyi çok net hatırlıyorum, çok minicikliğimden. İşte o kadar efsane okuyorum, o kadar masal okunuyor bana. Bu kadar kahraman var. Niye dedem de böyle bir masalın, bir efsanenin kahramanı olmamış? Niye yazmamış bir hikayesini, masalını efsaneleştirmemiş bu kahramanı diye hep böyle kafamın içinden geçerdi. Yıllar sonra kısmet bunu kendinin yapmasıymış. Fakat bu çok da bilinçli bir romancılık gelişimi olmadı açıkçası. Ben ne zaman ki geçmişimle geleceğim arasında gerçek anlamda son köprü olduğumu fark ettim. Ve hissettim ki bu hikayeler, geçmişi aktarımı her nesilde gittikçe biraz daha kopa kopa, biraz daha parçalanarak bir gün yok olacak. Yani bundan korktum. Çünkü sadece Kurseyit dedem değil, benim diğer ninelerim ve dedelerimin de daha yazmadığım o kadar çok hikayesi var ki romanlaşacak. Bunların hepsini bir dillendirmek ve aile kütüphanesine, aslında çocuklarıma, ben torunlarıma ileriye dönük Evet. bilgi bırakmak niyetiyle başladım. Fakat
İçine girdiğim araştırma sürecinde ki 4 sene sürdü ve her gün 8-10 saatlik bir süreçti bu. O kadar onların zamanlarına ve mekanlarına ışınlandım ki oturup derliyorum artık diye yazmaya başladığım gün kendiliğinden roman diliyle zaten içimde çok merakım olan uzun bir edebiyat diliyle anlatmak ihtiyacıma cevap olan roman ortaya çıktı. Evet. Çok da iyi oldu çünkü ilk kitabım olarak bu kadar benden olup bu kadar samimiyetle yazılmış olmasının getirdiği bir şekilde de okurun yüreğine ulaştı. O samimiyet okuru yakaladı. Sonra hiçbir tabu koymadım. O da etkiledi. Yani bahsettiğimiz 1992 yılı. Evet. Ailelerini anlatanlar vardı, hatıra vardı piyasada, yok değildi ama bütün nineler, bütün dedeler, hepsi çok mükemmel insanlardı anlatılan. Ben ailemin bütün fertlerini tüm insani halleriyle anlattım. Yani oraya bana ait oldukları için bir tabu, bir yasak koymadım. İyi taraflarıyla, kötü taraflarıyla, eksikleriyle, zaaflarıyla ve de güzellikleriyle hepsini birden tam insan halleriyle işledim. Dolayısıyla çok samimi oldu, çok içten oldu ve iyi ki de bu konuyu seçmişim. Evet. Daha doğrusu o konu kendini yazdırmış ki ben edebiyat dünyasına merhaba deyip kalma şansımı yarattım kitap diyeceğim. Kursiyet meşhur. Şöyle Nermin Hanım, şimdi ben mesela izliyorum. Aslında toplumun değişik yaş grupları da Kurt Seyit Şura'ya ilgi gösteriyorlar. Yani gençlik de okuyor, ileri Evet. yaşlarda. Hatta bugün Evet. mesela benim Siyasal Bilgiler Fakültesini okudum ben. Oradaki arkadaşlarımdan biri Kumru Başer Kafaoğlu, babasının çok severek okuduğunu bana bugün yazışmamızda anlattı. Hani ben bizim okulluların bir grubu var WhatsApp'ta. Yazıştım, onlara da gönderdim. Akşam işte Nermin Bezmen konuğumuz olacak yayın ağacının, zamanı olanlar izlesin diye. Aa dedi, benim babam o kadar zevkle Kumru dedi, o kadar zevkle ve içten okurdu ki Kurt Seyit Şura'yı çok severdi. Sonra fark ettim mesela 2000'li yıllarda ilk gençliklerini yaşayanlar da kitabın çıktığından bir süre sonra çok ilgi göstermişler Kurt Seyit Şura'ya. İsterseniz buradan şeye devam edelim mi? Hani bu dizi ve film Evet, serüvenle evet. nasıl oluştu bu? Şimdi bu bahsettiğiniz örnek de çok güzel oldu. Çünkü gerçekten Kursiye Şura bugün dördüncü neslin okuduğu kitap. Yani 1992'de çıktığında Evet. aynı evin işte 80 yaşındaki dedesiyle ninesi de okuyordu. İşte 60'lı 50'li yaşlarındaki onların çocukları da 15 yaşında olanlar da okuyordu. Evet. Bazen imza günlerinde benim böyle bir gencecik bir okurum geliyor mesela o liselere gittiğim zaman. Evet. 13-14 yaşında bir delikanlı ya da genç kız. Bir nasıl böyle sararmış halde kağıt dökülüyor yaprakları. O ilk baskı, ikinci baskı Kursiye Şura. İçinde zaten anneannesine ya da babaannesine yazmışım ben bir imza gününde. Evet. Sonraki bir imza gününde onun geline ya da kızı bana getirmiş, altına imzalamış. Böyle üçüncü, dördüncü nesil Evet. imzalayarak diye bir klasik oldu. Yani Evet. hala satılıyor, hala okunuyor. Çünkü yaşı ve zamanı olan bir kitap değil. Evet. Kahramanımı çok çocukluğundan ele alıp çok uzun bir aile sürecini, 3-4 nesli bir arada anlattığım hikayeler grubu olduğu için o geniş yelpazeyi yakaladı aynı zamanda ama çok büyük mutluluk verici bir şey. Tabii Evet. bu kitap çıktığı zaman ki benim edebiyat dünyasında o güne dek hiçbir şeyim yoktu. Yani isim okunmuyordu. Okunmaz için bir sebep de yoktu. Bir şey yapmamıştım. Bu kitapla birlikte bir patladı ve aslında şöyle bir bilgim de yani bilgim derken iç sesim vardı. Bu kitap ya sıfır satacak ya çok satacak. Evet. Özellikle rahmetli Nurlarda Işıklarda Uyusun Atilla İlhan'ın kitabı basılmadan önce okuyup bana söyledikleriyle
O kadar kanatlanmıştım ki, yani bu bir klasiktir, herkes cesaret edemez, bu bir Türk Tolstoy olmuş, Türk Dostoyevskisi olmuş dedikten sonra Atilla İlhan, dedim ki bu ya aynı şekilde düşünecek okurum, çok satacağım, ya o okura ulaşamayacağım ve sıfır satacağım. Fakat gerçekten Atilla İlhan'ın bana verdiği o sevinç kaynağı olan sözlerin karşılığını buldum okurdan da. Dolayısıyla hemen yapımcılar dizi olarak, işte uzun metraj sinema filmi olarak, Türkler, Türk-Amerikan ortaklığı, birçok proje seneler boyunca geldi önüme. Fakat her ne kadar, yani bu bir yazar için aslında mutluluk kaynağı, daha geniş kitlelere bir de ekrandan görsel olarak yayılması. Ama çok büyük kıskançlığım var yazdığım hikaye üzerinde, Evet. karakterlerim üzerinde. Dolayısıyla bir de çok bana ait insanlar oldukları için bir türlü içimi açıkçası sinmedi. Yani kontrolümü kaybedeceğimi ve o kendime ait, özüme ait insanları zedeleyeceğim duygusuna kapıldım hep. Ta ki bundan işte 6,5 sene evvel Ay Yapım'dan teklif geldiği zaman gittim, gördüm ki Kerem ve Ekrem Beylerle konuşurken baktım ki bütün hikayeyi sayfa sayfa Çalışmışlar. sindirmişler. Evet. Ne anlatmak istediklerini ve bunu nasıl bir prestij projesi yapmak istediklerini anlattıklarında bir daha dedim ki işte şimdi tamam zaman, tamam insanlar. Ve hiç ikinci bir görüşmemize dahi gerek kalmadı, el sıkıştık. Şimdi tabii kendim de senaryo yazdığım için şunu da çok iyi biliyorum ki edebiyat diliyle ekran dilinin hem matematiksel olarak hem ivmesiyle birbirine benzeyen hiçbir tarafı yok. Evet. Edebiyatta tamamen anlatım gücünüze kalmış bir şey. Sayfalarla bir iç sesini insanın, karakterinizin, kahramanınızın ya da hayal ettiğini, düşündüğünü, bir nostaljik hissini sayfalarla anlatabilirsiniz. Bir manzarayı sayfalarla anlatabilirsiniz. Ekranda bu ancak gösterebildiğiniz kadar seyirciye geçecek şeydir. Gösteremediğiniz hiçbir şeyin anlamı yoktur. Manzara dediğiniz zaman, yüz ifadesi dediğiniz zaman da bir bakış ve de ya da kameranın bir geçişi bir yerden zaten onu verir. İş biter. Geriye başka dinamikler kalıyor. Hele dizi olduğu zaman muhakkak işte bir kötü karakter sonuna kadar kalması lazım dizide. Tek insanı anlatamıyorsunuz. Orada bir iyi kötü çelişkisi olması gerekiyor. İnişler çıkışlar falan İnişler olmalı. çıkacak. Evet. Muhakkak entrikalar olacak. Şimdi Evet, romanın evet. da tabii var bu inişleri, çıkışları, kreşendoları, osu busu ama dizi o hızlı hareket içerisinde bir de diğer dizilerle kıyaslanacağı için müthiş bir tempo yakalamak zorunda. Aynı zamanda iyi bir hikaye vermek zorunda. Diğer taraftan hem finansal olarak hem fiziki olarak romandaki rahatlık yok ekranda. Nasıl? Roman yazarken yazar ben önce 1916'dan başlayıp hikayeme sonra 1892'ye geri dönüyorum. Oradaki bir mekanı ve insanları, kahramanımın çocukluğunu anlatıyorum. Tekrar bu defa 1917'ye geliyorum. Tekrar geri dönebiliyorum. Şimdi dizide bunu yapmak mümkün değil. Bir mekanı ve oraya bağlı olan aktörleri bağladıktan sonra yönetmen kendine ya da yapımcı onları hep elinin altında tutması lazım. Kaybederse bir sonraki bölüm için, iki sonraki bölüm için geri getirmesi mümkün olmayabilir. Aynı mekanları senelerle kiralaması lazım vesaire. Bunlar mümkün değil. Dolayısıyla ne yapılıyor? Belki de birçok karakter, kahramanımızın etrafındaki birçok karakterin bir ortak noktası bulunup o bir tek kişiye indiriliyor. Kötülerden biri ölmesine rağmen dizide yaşatılıyor, uzun uzun yaşatılıyor. Hatta kahraman nereye giderse o da gidiyor ki o çekişme devam etsin diye. Biraz daha renk getirmek, biraz entrikayı güçlendirmek için ekstra karakterler yaratılıyor. Ya da yarattıklarımızın yerine birileri konuyor vesaire.
Ben her bölümü de baştan bana geldiği okuduğum için nereye kadar olmazsa olmazlarım var. Nereden sonra tamamdır diyebileceğimi de zaten biliyordum. Çok çok büyük kaprisle yapmadım. Onlar da sağ olsun bana çok anlayışlı davrandılar. Ve olabilecek en iyi dizi olduğuna inanarak diziyi götürdük. İçinize sindi yani Benim dizi. içime sindi. Benim Çok içime güzel. sindi. Çok güzel. Şöyle yapalım mı Nermin Hanım? İlk kitaptan başladık. Son kitapla devam edelim. Zeki hayatı bütün renkleriyle en derin duygularıyla yaşayan yaratıcı, sevgi dolu, aşık bir kadın, başarılı bir yazar Maya. 20 senedir ikinci baharını paylaştığı, ona hayran, aşık, duygusal, notalarla, repliklerle haşır neşir bir erkek, gözde bir sanatçı. Atlas, çocuklarıyla beraber sevginin pekiştirildiği mutlu bir aile ve aniden hayatlarına inen, dünyalarını çökerten bir illet. Hastayı ölmeden defalarca öldüren, kimliğini yok eden, eşi yaşıyorken dul bırakan, tedavisiz, umutsuz hastalık Alzheimer. Maya kocasının yanağını okşadı. Lütfen bu dediklerimi unutma. Benimle olan kendinden kaçmak isteyeceğin günler olursa tereddüt etmeden uzaklaş. Ama çok uzun değil. Geri dön tekrar. Ben hatırlamasam bile dön. Aşkım, sen her şeyimsin benim. Kalacağım, gideceğim, döneceğim. Her yer senin olduğun yer, sen yuvamsın benim. Arka kapakta böyle diyor Maya ile Atlas'ın Evet. hikayesi. Unutkan Aşk, Nermin Bezmen'in son kitabı. Ben tabii soruyu bunu bilinçli olarak yaptım, bu arka kapak okumasını. Soruya gelmek için. Son kitap Unutkan Aşk, bir Alzheimer hastası kadın üzerinden anlatı. Haluk Bilginer'in oynadığı, bu pandemi günlerinde ben epey film, dizi falan da izledim Nermin Hanım. Haluk Evet. Bilginer'in oynadığı Şahsiyet dizisinde çok anlamlı bir replik var. Hemen onu hatırladım sizin bu kitabınızın hikayesi önüme geldiğinde. O Ben onu özellikle izlemedim çünkü. Evet. evet, ama onu izleyin mutlaka. O replikte işte Haluk Bilginer'in rolünü oynadığı, İşte artık Alzheimer'ın başında olan hasta, ya doktoru diyor ki siz henüz işin başındasınız. Sizin kahramanınız da kitapta işin başında tabii. Önünüzde en az diyor 20 yıl var. Haluk Bilginer de doktora diyor, siz bana diyorsunuz ki önümde 20 yıl var. İyi de o 20 yıl sonra ben olmayacağım ki, her şeyi unutacağım. Peki benim şahsiyetim ne olacak diye soruyor şeye, doktora. Ve aslında film biraz da bu repliğin üzerine o dizi kuruluyor. Ben şeyi sorayım size. Peki sizde böyle bir Alzheimer hastası karakter yaratıp sonra onun dünyasına girmek ve onu yazmak zor olmadı mı? Yani benim bildiğim kadarıyla bu tip karakterleri romancılar, roman yazarları yaratmaya karar verdiklerinde ve yazmaya karar verdiklerinde bununla ilgili ciddi bir arka plan çalışması yapıyorlar. Yani psikologlara gidiyorlar, hekimlere gidiyorlar, o hastalarla zaman zaman haşir neşir oluyorlar, görüşüyorlar, onlarla ilgili okumalar yapıyorlar. Siz bu yazdığınız bu kitaptaki karakterlerle, hatta diğer kitaplardaki karakterlerle nasıl bir birlikte onlarla beraber bir yazım süreci yaşadınız? Hatta bazen o kadar zor oluyor ki biliyorum. Mesela benim bir romancı arkadaşım Mehmet Uzun yıllar önce bana anlatmıştı. Devamlı yatak odamda başucumda kalemle bir bloknot durur. Gece karakterlerim, kahramanlarım rüyama girer. Onlarla konuşurum. O anda hemen uyanır uyanmaz kalemi elime alır. O not defterine rüyamda onlarla konuştuklarımı yazarım diye anlatmıştı. Sizde nasıl sürüyor bu ilişki? Tabii şimdi o arkadaşınızın söylediği benim için çok geçerli bir konudur. Benim rüya defterim de vardır o iki Evet. kitabımdan beri.
Çünkü bu kadar duygu yoğunluğuyla bir konunun içine kaptırdığı zaman insan kendini, bütün dünyası onun etrafında dönmeye başlıyor. Ben çok da rüya görürüm, renkli rüya Evet. görürüm. Ertesi Evet. akşam devamlarını görürüm falan. Dolayısıyla o rüya süreçlerim benim hep kitaplarımdaki öyküyle ve karakterle ilgili olur. Hep not alır ve kullanırım da. Ama ben bunun dışında benim esas bu kitabı yazmaya iten de ben rahmetli ilk eşimi 3 sene boyunca süren ve yavaş yavaş eridip çöküşünü izlediğim bir demans, beyinde bir pıhtıdan sonra oluşan demansın akabinde kaybettim. Ardından annemin Alzheimer'ıyla son bir sene benim yanımda bizzat ben o İlgilenir. geçirdim, o bir seneyi ele geçirdim. Ve bu 3+1 sene benim ruh dünyamda öyle o öylesine bir çaresizliğin ve hüznün ağırlığıyla bir yük verdi ki ruhuma. Onu bir gün muhakkak yazarak atlatmam gerektiğini biliyordum. Çünkü ben hayatımdaki bütün mutluluklar, keyifler gibi hayatıma çöken hüzünleri, acıları, kayıpları, uğradığım haksızlıkları muhakkak bir şekilde bir romanımda dillendiririm, dile getiririm ve onu hayatımın bir parçası olarak kabullenip geride bırakır yoluma öyle devam ederim. Fakat o kadar tazeydi ki bu içimde bende olan duygu yoğunluğu. O zaman yazsaydım şayet hemen akabinde annemin ölümünden sonra çok bana ait bir anı romanı gibi bir şey olacaktı. Onu da istemedim. Çünkü bunun dünyada bugün 37 milyon, Türkiye'de 200 bin insanın başında olan bir illet bu. O kadar çok sahibi olan, daha doğrusu o kadar çok insana kendini sahiplendiren bir hastalığı. Bütün sahip olanlar, aileleri kendilerini orada bulabilsinler istedim. Biraz üstünden zaman geçmesini, bunu herkese ait kılabileceğim bir ruh haline gireceğim zamanı beklemek istedim. O arada başka kitaplar girdi devreye. Fakat işte bundan 1,5 sene evvel kadar da tamam artık dedim bunun zamanı. Çünkü bir şekilde bu defa devamlı Alzheimer'la ilgili önüme dosyalar gelmeye, insanlar bir şeyler sormaya başladı. Hani sanki hikaye kendini yeniden çağırdı ve açığa çıkmak istedi benim için. Onun üzerine oturdum. Gerçi hastalarımla ilgili çok iyi notlar tutmuştum. Çok iyi gözlemler aktardığım defterlerim vardı vesaire. Fakat kafi değil, kafi hissetmedim. 8 ay boyunca da internetten yüzlerce video ve dosya izledim. Doktorların ağzından Alzheimer'lı başlangıçta Alzheimer'ın başlangıcında olan hastalar, aileleri, bakım evleri, bunların koydukları değişik videolardan o Alzheimer'ın ilerleyiş süresi içerisinde hastanın yakınlarıyla ilişkisini gösteren videolar, isyanlar, üzüntüler, hüzünler, trajikomik taraflar. Bütün bunları ayrıca bir 8 ay kadar Evet. çalıştım. Sonra kendi tecrübelerimle onları bir araya getirip romanı yazmaya karar verdim. Kafamda zaten hikaye belirmişti aşağı yukarı. Sürecini ve kimlerden oluşacağını biliyordum. Bir küçük sinopsis hazırlamıştım. Fakat o kadar üzücü ve ezici bir konu ki kendi acısı içerisinde de devinip gitsin istemedim açıkçası. Hayatın kendisi de öyle değil. Ne çok acı ne çok tatlı. Hepsini iç içe yaşıyoruz. Dolayısıyla şöyle bir şey geldi aklıma. Öyle bir çarpıştırma yapayım ki ben bu Alzheimer'ın karşısında bir çarpışan bir güç de olsun. Yani orada ben insanlara hala bir umut vermek istedim. Çünkü bugün umudu yok belki ama 2 sene sonra belki olacak. Belki 6 ay sonra bir umut bulunacak. Dolayısıyla bu umutsuzluğa kapılıp da yaşamasını da istemiyorum hastalık teşhisi konulanların veya ailelerin.
Onun için kitabı öyle bağlamak, öyle bitirmek üzere bir kurgu yaptım. Yani böyle bir hastalıkla en büyük kavgayı ne verebilir? Aşk vermesi lazım. Bu nasıl bir aşk olmalı? Öyle kuvvetli bir aşk olmalı ki bu hastalıkla uğraşabilsin, bu hastalıkla didişebilsin, pes etmesin. Bir şekilde de şunun sorgulamasını da yaptım. Aşkta fedakarlık nereye kadar? Evet. Alzheimer beyni teslim alan bir hastalık. Beyni teslim alıyor ve öldürüyor, bitiriyor ve öldürüyor. Aşk kalbi teslim alan bir duygu hali ve insanı çoğaltan, kanatlandıran bir şey. Yani o kadar tezat ki bu iki kıymetli organımızın uğrayabileceği dehşetle güzellik arasındaki tezattan bir çarpışma yaratmak istedim. Ve Alzheimer'la aşkı çarpıştırdım bir şekilde. Mükemmel. Şimdi tam sözün burasında Nermin Hanım, sizden Unutkan Aşk'tan bir parça okumanızı istesem nereyi okursunuz? Ya aslında okuyacağım yeri siz okudunuz. Şimdi yeni bir yer bakacağım. Evet. Bir dakika. Bir saniye, hemen şurada bir tane. Evet, şunu okuyacağım o zaman. Ne kadarlık bir sayfa mı, bir paragraf ne kadar, ona göre seçim yapayım. Siz biliyorsunuz, yani istediğiniz yerde kesebilirsiniz. İçinizden nasıl geçiyorsa. Peki. O zaman şöyle başlıyorum. Evet, şimdi karakterlerimiz, izleyenlerimiz için söylemiş olayım. Kahramanımız ve Alzheimer teşhisi konulan Maya, yazar bir kadın. Evet. Ve 20 senelik eşi ve büyük aşk yaşadıkları kocası da Atlas. O da bir Atlas. tiyatrocu ve müzisyen. Böyle bir sahneyi anlatıyorum şimdi. Karı koca Yaseminlerin sardığı kamerinin altına oturmuş, Maya'nın gençlik yıllarının fotoğraflarından oluşan bir albüme bakıyorlardı. Kendinden yapışkanlı sayfalardaki fotoğrafların hepsine bir zamanlar elleriyle desenlendirdiği çerçeveler çizmişti Maya. "Şu peri kızına bakar mısın?" dedi Atlas hayranlıkla, onun 20'li yaşlarındaki bir fotoğrafına işaret ederek. Maya tebessüm etti. "O ben miyim?" "Evet, bu harika genç kız sensin bir tanem." "Enteresan. Geçen gün bu kız bize geldi sanki." "Yok, o kız sensin." "Yok yok, öyle değil. Bize misafir geldi sanki böyle biri." "Yine bu albüme baktık geçenlerde. Onu hatırlıyorsundur." "Belki de olabilir. O zaman da bu evde mi oturuyorduk?" "O zaman biz tanışmıyorduk sevgilim. Ayrı evlerde oturuyorduk." "Okyanus kıyısındaki evde mi oturuyordum?" "Sanmıyorum bir tanem." "Ama okyanus kıyısında bir evimiz var, değil mi?" "Bir yaz kaldığımız bir ev vardı." "Niye hep kalmadık orada?" "Bir yaz için gitmiştik. Sonraki yazlar başka yerlere gittik." "Ama ben çok özledim o evi." "Bir gün yine gideriz bir tanem." "Neden şimdi gitmiyoruz?" "Oldukça uzak ondan." Maya eliyle ve bakışlarıyla gölün karşı kıyısındaki bakım evini gösterdi. "Ama ne kadar yakında baksana." "Orası okyanus değil ki sevgilim, göl." "Olsun, beni oraya götürür müsün?" "Resimlere bakmak istemiyor musun?" Maya unuttuğu bir şey hatırlatılmış gibi, "O doğru," dedi, "resimler." Az sonra okyanus kıyısındaki evi çoktan unutmuş, yine zaman aşımına uğramış fotoğrafların hikayelerine dalmıştı. Maya'nın gençlik arkadaşları, gittiği mekanların çoğu Atlas için yabancı olduğundan fotoğrafları arada bir albümden çıkarıp arkalarındaki notları okuyordu.
Yine birini yerine koymak üzereydi ki Maya onun elini tutup "Ben yapabilir miyim?" diye sordu. Kocası "Tabii ki" diyerek uzattı fotoğrafı. Maya iki eliyle kavradı resmi ve boş çerçevenin içine yerleştirmeye çalıştı. Önce yana doğru oturttu, kaldırdı, tekrar denedi. Atlas onun yaptığı işe odaklanmak için ne kadar gayret sarf ettiğinin farkındaydı. Birkaç denemeden sonra fotoğraf yerine yerleşmişti. "Tamam yaptın mı?" diye sordu Maya. "Evet canım. Yapamayacağım diye korktum." "Yapamasan da önemli değil ki bir tanem." "Evet önemli, hem de çok önemli." "Neden o kadar önemli senin için?" "Çünkü yarın hatırlamayacağım." "Yarın hatırlamayacağım bir şeyi neden o kadar önemsiyorsun?" "Çünkü herkes hatırlayacak. Sen hatırlayacaksın. Yanlış yaparsam sen hatırlayacaksın." Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi aslında şeyi de sormak istiyorum Nermin Hanım, hemen bunun akabinde. Bu pandemi süreci, yani işte Mart'tan itibaren başlayan süreç, anladığım kadarıyla bu süreçte de siz yazmayı sürdürdünüz. Özellikle bu kitap için Evet. yoğun bir şekilde çalıştınız. Bu süreç nasıl geçti sizin için? Yani hem roman için, romanı yazarken bir kapanma ihtiyacı duyuyorsunuz ister istemez. Bir de pandeminin yarattığı, COVID-19'un yarattığı bir kapanma süreci var. Yani adeta sizin için ikili kapanma hali diyelim Evet. buna. Evet. Sonra Amerika, izleyebildiğimiz kadarıyla buradan, bu pandemi sürecini çok yoğun geçirdi, çok belalı geçirdi. Evet. Dünyada en başta Amerika gidiyor. Yani hem ölüm vakalarında hem en çok hastalıkla haşır neşir olma anlamında. Sizin cephenizden nasıl bir süreç izledi? Mesela ben sizin bir Instagram paylaşımınızda okudum. Şey diyorsunuz, küçücük balkonumuzdan dünyayı yüreğime alarak diyorum ki Bill Gates, bilesin ki bu güneş benim. Bu hava, bu yeşiller, gökyüzü benim, bu beden, bu ruh bana ait. Milyarlarını dağıtsan rüşvet olarak o ne idüğü belirsiz kimyasallarının aşılamayacaksın, aşılayamayacaksın sağlıklı bedenime. Çiplerini takamayacaksın sağlıklı beynimi programlamaya. Önce çocuklarında ve ailende dene, bir nesil sonra konuşuruz belki bunları demişsin. Şeyinde yani epey kızmışsın Bill Gates beyefendiye. Yes ve daha öyle bir koca bir grup var. Evet, Evet, yani ama sadece siz değil, yani bu pandemi sürecinde işte çeşitli senaryolar çizildi. Bu işin sadece işte klasik anlamda bir yarasadan, bir yılandan, bir hayvandan bulaşma ihtimalinin dışında başka arka planlarının da olduğu konuşuldu. evet. Belki bu bizim bu akşam konumuz Değil. olmayacak. Çünkü bu Konumuz değil. daha başka bir mevzu. Yani sizi de bu mevzunun sizi de kızdırdığını, öfkelendirdiğini ifade etmek için bu sizin Evet, paylaşımınızı evet, burada evet. size Çok hatırlatmış öfkeliyim. oldum. Evet. Çok öfkeliyim o konuda. Nasıl geçti bu süreç sizin Ve cephenizde? şöyle, O benim ikili kapanma hali. şimdi zaten benim kitabın en civcivli zamanıydı pandeminin başı. Evet. Ve o kahramanımın hastalığının artış süreci içerisinde dünyasının her ne kadar dışarıya çıkma yasağı olmasa da artık zihinsel ve fiziksel yetilerinin azalması dolayısıyla dünyasının daralması, kendini dünyadan soyutlamaya başlaması ve kapanması, içine, evine kapanıyor olması bir tesadüf. Tam bizim işte pandemi dolayısıyla kapanmamız gereken bu dönemin içine rastladı ve o bir mecburiyetten farklı da olsa sebepleri mecburiyetten küçülüyor ve küçük yaşama ve dünyadan neredeyse bir haber yaşama zorunluluğu aslında çok güzel pekiştirdi benim o vermek istediğim sıkıntılı duyguyu.
Yani o negatif şeyden bir pozitif taraf yarattım kitabı işlerken. Ama bir yandan da aslında artık tam bir maya olmuştum. Yani mayanın gözüyle bakıyordum dünyaya. Daha ziyade ben niye bir yazar kadın seçtim? Niye benim karakterime çok yakın bir kadın seçtim? Çünkü şunu istedim. Bu o kadar içsel yaşanan bir hastalık ki bir müddet sonra içinde yaşadığını dışarıdan kimseyle paylaşamayacağı kadar da o mesafeyi kaybedip başka bir dünyaya geçtiği için Alzheimer hastası. Ancak ve ancak hastanın kendi yerine birebir kendimi koymam gerektiğine inandım. Gerçi ben bunu bütün karakterlerinde yaparım ama burada çok daha özel bir durum vardı. Ben bir fiil aynen teşhisten itibaren bütün yaşananlarda Maya benmişim ve bana teşhis konmuş gibi düşünerek hayatı sorgulamaya başladım. Ben şimdi bana böyle bir teşhis konsa ben ne yapardım? İsyan mı ederdim? İnkar mı ederdim? Yoksa artık çaresi olmadığını bildiğim bir şeyde kısıtlı bir hayatım kaldığını bile bile bunu üzüntüyle, sıkıntıyla geçirip çevreme de dünyaya dar mı ederdim? Yoksa tam aksine kalan zamanı bir yaşayabildiğim kadar keyifle, yaşayabildiğim kadar sevgiyle, aşkla yaşayacağım gibi kucaklayıp çevremdeki herkesin de beni o halimle hatırlamasını sağlayacak kaliteli bir zaman dilimi mi yaratmaya çalışırdım? Ve orada hep sora cevap vere, sora cevap vere kendi bütün cevaplarımı Maya'ya uygulattırdım. Maya'nın bütün seçimleri, bütün diyalogları, bütün düşünceleri aslında kendi kendime sorduğum ve benim cevabını verdiğim duygular ya da fiiliyatta uyguladıkları seçimlerdir. O açıdan ben Mayı gerçekten o her bir adımda hastalığın ilerlemesini de adeta kendimde hissederek yaşadım. Yani ruhsal olarak o ağırlığı, o çöküntüyü yaşayarak yazdım. Ve o kapanma gerektiren süreç içerisinde gerçekten o dışarıdan gelen baskı benim karakterim için hissettirmeye çalıştığım baskıyla çok uyuştu. Nermin Ve Hanım, bunu besledim. aslında biraz da siz bu son söylediklerinizle Nermin Bezmen'in nasıl yazdığını da biraz bize anlatmış oldunuz. İsterseniz hemen bunu pekiştirerek şöyle sorayım. Birkaç dakika, çünkü 10 dakikamız, son 10 dakikaya giriyoruz. Birkaç dakika içinde de bize Nermin Bezmen nasıl yazar? Onu anlatır mısınız? Tabii. Devam Şimdi ederek. aynen başta söylediğim gibi yani önce beni bir konu veya bir karakter ya da bir olay bir çağırır ya da bir mekan yani beni yaz der. O yazmaya karar verdiğim andan itibaren de bir daha düşünmek ihtiyacı hissetmem. Yani artık bu şimdi aktüel bir konu mudur? Bu okunur mu? Bu satılır mı? Okur bunu beğenir mi? Yayıncım bu kitabı ister mi? Bunların hiçbiri benim için önemli değildir. Her şey önemini yitirir. Çünkü o yüreğime seslenen konu veya olay, karakter, her kimse o kendini yazdırmak istiyordur. Bütün hazırlığımı ona göre yaparım. Benim yazma sürecimden daha ziyade araştırma sürecim çok uzun sürer. Kendi bizzat yaşadığım bir konu dahi olsa, kendi hayatımdan bir enstantane anlatıyor olsam dahi muhakkak muhakkak o devirle, o zaman dilimiyle ilgili bir araştırma yaparım. Defterler tutuyorum. Bilgileri muhakkak el yazısıyla not alarak topluyorum. Benim çocukluğumdan kalma bir okuldan kalma alışkanlığım var. Her öğrendiğimi yüksek sesle yazarak ve mırıldanarak not alırım. Dolayısıyla hem görsel hem ses İşitsel. olarak hafızama müthiş yerleşir. O yazılı defterlerin bittiği zaman ben konuyu artık ezbere biliyor oluyorum. Çok içinde oluyorum. Baştan da böyle hikayemin boyuna göre değişir. 3 metre, 2 metre, 1 metreye, 5 metre gibi duvara eklene çoğalan bir kağıtlar tablom vardır. Orada kahramanlarım, ilişkileri, hayatlarına girecekler, çıkacaklar, başlarına gelecekler ve bir
şey takvim gibi, tablo gibi hazırlarım onu. Sonra duyguları renklendiririm. Olayları ve duyguları renklendiririm. Mesela mavi hüzünse, kırmızı aşksa, sarı bir iç burukluysa, hüzünse sahnelerine göre flamaster kalemlerle renklendiririm o harita kağıdımın, tablomun üstünü. İşte ve orada dikkat ederim ki aynı renkler arka arkaya çok gelmesin. Yani mavi 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 gitmesin. Hani hüzün 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 olmasın. Araya bir keyif girsin, bir çeşni girsin. O renklerin organizasyonunu yaparım. Bir işçilik yani bir anlamda. Efendim? Evet, yazı işçiliği. Evet, yazı Yani işi. Yani esas iş ağırlığı odur benim yaptığım işin. Araştırmak ve kurgusunu renklendirmek. Ondan sonra artık yazmaya oturduğumda bazen o ilk hazırladığım harita dediğim kağıttan o kadar sapar başka yere gider ki, çünkü artık kahramanlarım kendi konuşmaya ve kendileri ihtiyaçlarını belirtmeye başlar romanın içerisinde. Oraya da hiç sadık kalmaya uğraşmam. Yine yüreğimin sesinden ne geliyorsa onu yazarak tamamlarım. Nitekim bu kitapta öyle oldu. Erken belki bu soracağım soruya bu cevap ama hemen sıcağı sıcağına okuyanlardan geri dönen oldu mu size? Çok çok Unutkan yani aşkı. Evet. şöyle kitap birinci haftasında üç yayın evinde ikinci sıradan girdi zaten. Evet. Üçüncü haftada halen öyleydi. Şimdi bu haftanın neticesini bekliyorum daha. İşte 11 baskı yaptı. 11 Geri baskı. Evet. dönüşler, geri dönüşler muhteşem. Yani biliyordum zaten çok derdi olan insan olduğunu, aile olduğunu bu konuda. Evet. Fakat kişilerin bu kadar yüreklerini açarak içindeki samimiyeti fark etmeleri ve o vermek istediğim bu zor hayatı, bu acı hayatı nasıl daha kaliteli yaşarız, nasıl daha güzelleştirebiliriz aslında önerisini, gördüklerini ve uygulamak için de can attıklarını duymak çok çok mutlu ediyor beni. Bir misyon haline gelebilir yani, kitabın yazılma sebebi o değildi ama kitap kendi kendine bir misyon yarattı diyebilirim. Evet. Peki Nermin Hanım, bu soru da erken belki. Şimdi soracağım soru da erken. Ama aslında kitap yayınlanıp matbaaya gidip yayınlandıktan sonra artık yazarın olmaktan mahrum çıkıyor. Artık okurun Tabii. müşfik ellerine ya da hırçın ellerine teslim edilmiş Aynen oluyor. Didikleyerek, tırmalayarak, hırpalayarak okur ondan sonra yazara düşüncesini şey eder. O sebeple şunu sorayım. Yeni proje var mı? Nasıl olsa bu öyle. bitmiş artık. Var. Evet. Var, var. Ondan da birkaç cümleyle söz eder Tabii. misiniz? Şimdi zaten bu kitap daha yani bu hafta birinci ayında olacak. Bunun 1,5-2 ayı daha bunun tanıtımı, röportajları, sorular cevaplarla geçecektir. O arada çok aç olduğum bir şey. Ben yazarken çünkü başka yazarları okumuyorum. Özellikle zihnime gelen bir şeyin benzerini duyarsam, bir çağrışım yaparsa beni kesintiye uğratmasın diye. Okumayı çok özlüyorum. Şimdi çılgın gibi onlarca kitap yine topladım. Şimdi bu birkaç ay onları bir okuyacağım. O açlığımı gidereceğim. Sonra sanırım Ekim gibi yeni kitabıma başlayacağım. Orada da elimde üç kurgum var hazır olan. Evet. Onlardan o Ekim'in başında hangisi gel beni yaz Nermin der onu bilmiyorum. O Evet. gün hangisi bana sesleniyorsa onu kaleme almaya başlayacağım. Evet. Nermin Hanım son 4 dakikaya girdik. Şimdi ben şu duyuruyu yapacağım. Diğer yaptığımız programlarda olduğu gibi sizin programınız da hemen şimdi burada bittikten sonra canlı yayın. Yayın Ağacı'nın Instagram sayfasında dolaşıma girecek. Hemen program biter bitmez. Daha sonra da yarından sonra da Yayın Ağacı'nın YouTube sayfasında izleyicilerle buluşacak. Bu bilgileri öncelikle vereyim. Ondan sonra da başta konuştuğumuz gibi sizden ilk kitabınızdan bir şiir isteyeyim eğer uygun görürseniz. Ve İnanın onun
Evet. Hiçbir şiirimi ezbere bilmiyorum ve Bilmiyorsunuz, evet. şiir kitabım da burada değil ama bir Değil. sonrakine ben size söz veriyorum okuyacağım. Peki. O zaman ne diyeyim? Yani benim sorularım da burada noktalandı. Sizden o zaman kapatırken zaten 2-3 dakika kadar bir zamanımız kaldı. Tamam. Şöyle. İsterseniz kitaptan bir bölüm okuyabilirsiniz yine. İsterseniz Ben birkaç cümle okumak edersiniz. yerine, evet, Evet. okumak yerine izleyicilerimize şunu söylemek isterim. Evet. Bu kitap ne salt bir aşk kitabı ne bir hastalık üzüntü Evet. kitabı. Tam aksine aşkın içinde yorulduğu bir hastalık sırasında şartları ne olursa olsun, imkanları ne olursa olsun, bu hastalığın her uğradığı ev halkına ve hastalığın teşhisi konulan herkese yardımı olabilecek, benim kadar araştırma, didikleme şansı, vakti olmayanlar için ya da benim gibi daha evvelden tecrübesi olmayanlar için, hem bunu bizzat çok sevdiği iki kişi de yaşamış ve onları bu yüzden kaybetmiş bir insan olarak, hem çok araştırmış biri olarak, orada bu hastalığın ne kadar belalı olursa olsun, ne kadar ölümcül olursa olsun, her yaşanan gün için bir umutla ve her yaşanan gün için sabırla, sevgiyle, anlayışla hastamızı baş tacı ederek yaşamamız gerektiğini, onların dünyasına geçmemiz gerektiğini anlatıyorum. Yani onlar artık bizim real dünyamızda değiller. Onları zorlayıp da hayır, sen o yaşta değilsin, hayır sen Bursa'da değilsin, Diyarbakır'dasın gibi, İstanbul'dasın, yok 75 yaşındasın, aslında 17 değilsin diye zorlamanın ne kadar yanlış olduğunu anlatıyorum. Onların dünyasına geçmemiz, onların mutlu olduğu yerde onlara katılmamız lazım. Bunu özellikle neden belirtiyorum? Çünkü bu kolay bir hastalık değil ve özellikle bakan yakınları bir müddet sonra çok yıpranıyorlar, çok yoruluyorlar. Ve sabırları taşıyor, hiddetli olabiliyorlar hastalarına karşı. Hastanın fiziki olarak gerçek ölümünden sonra çok vicdan azabı çeken duydum ben. İşte bu vicdan azabını yaşamamak için, bu bize artık çocuklaşmış gibi çaresiz ve aciz gelen hastalarımıza acıyıp onlardan utanmak yerine, kucağımızı açıp sevgiyle, şefkatle sarılıp onların dünyasına geçmeye çalışıp sonra da kaybettiğimizde vicdan azabı çekmeden o güzel geçirdiğimiz günleri anarak yaşamakta büyük fayda var. Bunu naçizane bütün hastası olanlara öneriyorum. Çok güzel bir açıklayıcı bilgi oldu. Unutkan aşkın iç sesi üzerine, arka planı üzerine ve bu hastalıktan muzdarip olan hastaların ve onların Yakınları için. ebeveynleri, yakınları, işte büyükleri, küçükleri, bütün aile fertleriyle ilgili. Yüreğinize sağlık Nermin Hanım. İyi ki sevgili Nermin Bezmen bu akşam Yayın Ağacı'nın konuğu oldu. Birçok şeyi konuştuk. Pandemiyi de konuştuk. Edebiyatı da konuştuk. Kitapları da konuştuk. Çok selam New Jersey'ye Çok ve size, teşekkürler. bütün aile fertlerinize çok selam ve sevgilerle, hoşlukla kalın, güzellikle kalın. Bir imza gününde buluşmak üzere. İnşallah. Benden de Diyarbakır'a, bütün izleyicilere, size, ailenize ve Yayın Ağacı ekibine çok teşekkürler. Sevgiler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.